Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Zing System on Chip Hardware Software Tasarımı serisinde 15. videoda birlikteyiz. Bir önceki videoda ki uzun zaman önceydi. Aslında Processing System dediğimiz Zing'in içerisinde yani işlemcinin aslında çift çekirdeğin olduğu taraftan diyelim Processing System. Orada bir PSDMA ismini verdiğimiz ARM'ın kendi IP'si aslında bir DMA yapısı vardı. Ve bu DMA'yı kullanaraktan aslında data transfer diyelim ona. Yani bir belirli miktarda veriyi bir memory adresinden başka bir memory adresine aslında memcopy dediğimiz işlem bir nevisiydi. Bunu DMA kullanarak yaparak performansı nasıl arttırdığımızı görmüştük. Bir de aslında 3 farklı memory bölgesi belirlemiştik. Bir tanesi external dediğimiz harici bir memory. Yani DDR3 arayüzüyle bağlı. Bu şeyin üzerinde Z-Board'un sanırım 512 MB bir RAM var DDR3 standardında. Oraya bir yani DDR3'ten DDR3'e yazma işlemi gerçekleştirdik. Ayrıca yine on-chip memory dediğimiz yaklaşık 256 MB on-chip memory var Zing'in üzerinde. Yine DDR'dan on-chip memory'ye yazma transferi gerçekleştirmiştik. Bir de Programmable Logic dediğimiz yani FPGA kaynaklarının olduğu tarafta bir block RAM yani bir makro şeklinde block RAM'e bir block RAM controller'la yine Programmable Logic tarafında oraya veri aktarıp bunların arasındaki performansı yapmıştık. İşte on chip memory ve DDR çok hızlıyken block RAM biraz daha yavaştı. Arada çünkü birazcık interconnection geliyor. Oradaki multiplexer'lardan dolayı gecikme geliyor tabii doğal olarak. Bir de normal load store dediğimiz işte memcopy gibi yani işte direkt bir for döngüsü içerisinde bir array'den bir array'e atıyorum 32 kilobayt sanırım. Veri aktardığımızda aslında çok daha uzun milisaniyeler sürerken çok daha kısa 30-40 belki mikrosaniyelerde bu işlemin DMA sayesinde yapıldığını gördük. Tabii bu PSDMA'ydı. Şimdi farklı DMA'ler de var. DMA tabii Axie Master bir IP. Ve burada da Programmable Logic tarafında bir tane Xilinx'in IP'si ile bazı testler yaptım bu videoda. Onun sonuçlarını göstereceğim ve nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu Axis Central DMA. Aslında PSDMA ile aynı işi yapıyor diyebiliriz. Memory Mapped dediğimiz bellek arayüzleri arasında veri transferini sağlıyor. Hızlı bir şekilde işlemciyi meşgul etmeyecek bir şekilde. Bir de Axie DMA var veya Video DMA. Bunlar daha çok Axis Stream dediğimiz protokoldeki daha çok video, image gibi yani böyle akan stream şeklindeki audio gibi veya başka ADC verileri gibi verileri stream protokolüne yani tek yönlü daha çok aktaran böyle bir adreslemeye de ihtiyacı olmayan bir protokol. İnşallah onu da bir sonraki videoda Axis Stream protokolünden bahsedip Axie DMA IP ile Axis Stream ile daha yüksek performanslara çıkmaya çalışırız. Şimdi bu Central DMA, Axis CDMA diye yani şeyde IP katalogda Xilinx'in. Bu taraf yani üst taraf Programmable Logic tarafı şu şekilde. Alt tarafta Processing System tarafı olarak düşünebiliriz. Axis CDMA Master arayüzü var. Yani AXI Master. Ve bu bir Axie Memory Interconnect dediğimiz yine Xilinx'in bir IP'si, bir interconnect üzerinden HP yani High Performance Slave Interconnect. Bu PS ile PL arasındaki bir arayüz. Ve bu slave yani biz işlemci tarafına dan bakıyoruz olaylara. İşlemci tarafından bakıldığında slave. Yani FPGA tarafından bakıldığında master, işlemci tarafından bakıldığında slave olan bir arayüz. Ve bu adı bunun yani Zinc'e baktığınızda S, AXI, HP0 dediğimiz aslında 4 port var. HP0, 1, 2, 3 var zaten. Bunlardan bir tanesi üzerinden Memory Interconnect dediğimiz şeyde bulunan PS tarafında bunun üzerinden on-chip memory veya DDR memory controller'a erişebiliyoruz. DDR memory controller aracılığıyla buradan gelen AXI tabi transaction'ları, AXI'nin kendi protokolündeki bir işlem burada DDR protokolüne dönüştürülüyor. Bu memory controller sayesinde ki bu da yine ARM'ın sunmuş olduğu Processing System içerisinde bir IP. On-chip memory bu da zaten Zing'in içerisinde
Buna bu memory interconnect aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bu bir arayüzümüz. Access CDMA tarafından komut gönderilerekten on chip memoriye, DDR memoriye buradan ulaşılıyor. Bir de şöyle bir şey yaptım. Access CDMA'den Axi BRAM controller kontrol ediyorum. Yani bu CDMA üzerinden BRAM controller. Ve burada bir dual port block RAM oluşturdum. Programmable Logic tarafında. Bunun iki portundan bir tanesini DMA ile kontrol ettim. Bir tanesini de normal işlemcinin store load dediğimiz instructionlarla erişebildiği master interconnect for slave peripherals diye tanımlanan bildiğimiz anam babam daha önceki videolarda da kullandığım master portu, yani işlemci burada master oluyor. İşlemci burada initiate ederken burada DMA tarafı master olduğu için işlemciye göre slave oluyor şu arayüz. Burası ise klasik master aksi general purpose dediğimiz çok hızlı olmayan bir arayüz. Burası hızlı bir arayüz. Bununla da kontrol ediyorum bir portu. Yani çünkü buradan bir yandan işlemciyle yazıp sonra da CDMA ile yazıp ikisinin aynı olup olmadığını kontrol etmek istediğim için veya buradan yazıp buradan okuyabileyim diye. Böyle bir aslında donanım tasarlamam lazım. Programmable Logic tarafında şunu tasarlayıp işlemci tarafında şu şekilde konfigüre edip bu portları, arayüzleri bu tasarımı yapacağım. Zinc'in Technical Reference Manual dediğimiz DRM dokümanı var, TRM. Bu doküman işte 1000 sayfa bir doküman. Burada bu arayüz interconnection kısmında aslında şu yukarıda benim çizmeye çalıştığım şeyi gördüğünüz gibi high performance 0'dan 3'e kadar portları var. Bunlar master şey tarafında yani PL tarafında ve buradan synchronization FIFO üzerinden çünkü buranın clock frekansı ile buranınki farklı atıyorum. Burası 666 MHz'de çalışırken burası 100 MHz gibi PL tarafı çalışıyor. Senkronizasyon FIFO üzerinden memory interconnect'e erişebiliyoruz. Ve bu memory interconnect şu şekilde devam ediyor aşağıya. Ya DDR memory controller'a erişebiliyor şuradaki slave portlardan. Ya da şu hat üzerinden de on chip memory'e erişebiliyoruz. Şu arayüz üzerinden. Tamam. PL fabrikten. Böylece bunu da göstermek istedim. Evet. Yani şuradaki erişim aslında şu şekilde. Şimdi Vivado Design resim olarak da koydum. Şimdi Vivado'yu da açacağım. Ama yapmak istediğim şey yani yaptığım şeyi göstereyim. S slave aksi high performance 0 portu. Burayı açıyorum. Burası slave. Ve buraya bir master'ın kontrol etmesi lazım. Bunun için de bir Axi Memory Interconnect IPC, Axi Interconnect IPC ile Axi CDMA. Bakın Central Direct Memory Access ve bu iki tane Axi portu var. Bir tanesi Slave ve Axi Lite. Şu şekilde Axi Lite şuraya bağlı. Ve bu da Peripheral Axi Interconnect. Bu da aslında az önceki Master Axi General Purpose. Yani şunun registerlarını kontrol etmek için de şuradan aslında çizmemişim de şöyle bir Axi Lite arayüzünden şöyle bir de interface var. Şuradan gördüğümüz gibi geliyor. Bir tanesi bunu kontrol ediyor. İkinci hatta Block RAM'i. Bakın şu şekilde şu. Block RAM'i kontrol ettiğimiz bir RAM controller'a gidiyor. Buradaki hat. Şu şekilde. High performance tarafındaysa bakın şuradan Axi CDMA Master. Burada bir Master var. Bu master bir şuradaki CDMA'in registerlarını kontrol ediyor. Bir de bir tane block RAM controller'ı kontrol ediyor. Yani onu registerlarına bir şeyler yazıyor. Bir de master olarak burada Axi CDMA var işte. DMA IP'miz. Ve bunun master'ı da bir yandan bakın şu arayüzden Zinc'in Axi High Performance portuna erişiyor ve buradan yani bu şey aracılığıyla DDR controller burada gözükmüyor da şuraya işte DDR bir de on chip RAM. On chip'e erişiliyor şuradan. Bir diğer hatta bu DMA üzerinden aslında blok RAM'e de transfer yapabilmek için de şu bağlantıyı gerçekleştirmem gerekiyor DMA aracılığıyla. Yani şuradan da yazarım ben blok RAM'e. Fakat bu DMA aracılığıyla olmaz. İşlemcideki bir memcopy dediğimiz ya da işte bir pointer tanımlayıp bunun adresini gösterip
Buradan yazdığım bir işlemciyi meşgul eden bir yazma olur. Eğer ki şuradan şu şekilde yazdırırsam. Şöyle. Ama DMA'yı programlayıp DMA'yı burada kullanırsam DMA aracılığıyla blok RAM'de yazıp okuma yapabiliyorum. O yüzden de aslında Central DMA ile iki yere bağlanıyorum. Bir tanesi High Performance Port'u, bir tanesi de blok RAM kontrolörü. Ve bunu da esasında göstereceğim şimdi. Zinc Processing System'da High Performance ve normal Non-Secure'daki General Purpose açıyorum. High Performance 64 ve 32 bit olabiliyor. Ama General Purpose dediğim, hani Access CDMA'in register'larına yazdığım, o 32 bit olabiliyor. Bu 64 bit olabiliyor. O yüzden daha güçlü. Tabi de interrupt'ı kullanmam lazım burada. O yüzden yine Zinc Processing System IP'den interrupt'ı da enable ediyorum. VRAM kontrolörü de şu şekilde 32 bitlik, işte 8K gibi düşünürsek 4 byte'dan 32 kilobaytlık bir blok RAM oluşturdum burada da. Ve bu da blok memory controller, bu da blok memory generator. İşte true dual port olsun, yani iki yerden tek clock'la erişilebilsin şeklinde tanımladım. Bu da adres. Bir CDMA gördüğü adresi var, Central DMA'in. Bu da normal processing sistemin görmüş olduğu general purpose'daki şeyler aslında. Adres map. Bunlar zaten işlemci tarafında, yani programlama yapacağımız zaman vitesi aktarırken default olarak geliyor bunlar. Bu da implementasyon sonucu. Hani ne kadar resource harcamış bu kadar şeyi düşünürsek. Aslında 3200 LUT harcamış. Şunları pek saymıyorum. Bunlar kritik değil. LUT genelde bizim için sıkıntı oluyor. 8 tane blok RAM kullandı. Çünkü 32 kilobaytlık bir blok RAM kullandım. LUT da yani yaklaşık %6'sını harcamış. Bu Zinc 7020 FPGA. Yani şu toplam FPGA fabric şu kısmı şu şekilde kullanmış. Şunlar blok RAM'ler zaten. Şu da blok RAM'ler. Şu uzunlar. Bu da böyle yakından baktığımızda görebiliyorsunuz. 8 tane blok RAM. Diğerleri de lookup table ve flip-flop'lar. Burada Vivado'yu da açayım. Yani şu şekilde. Vivado'da bitstream generate ettim. Bu da IP'ler. Burada dediğim gibi Zinc'te konfigürasyon yapmak için şu şekilde açıyorum ve PSPL configuration, non-secure dediği bir tane işte M aksi general purpose 0'ı enable ettim. High performance'da da slave high performance 0'ı enable ettim. Şimdi burada bakın 64 mi olsun 32 mi olsun şeyi var. Burada 64 ama 64 yaptığımda bir hata aldım. Yani o yüzden 32 kullanmak zorunda kaldım. 64 yaptığımda DDR to DDR haberleşmede bir sorun olmadı ama on chip RAM ve blok RAM haberleşmesinde yapamadım. Tabii ki performans da yarı yarıya azalıyor. Yani hakikaten bas genişliğini iki katına çıkarınca performans hemen hemen iki katına çıkıyor. Latency yarıya düşüyor yani. Üstüne de çok düşmedim çünkü bu hani tutorial olarak yaptığım bir şey. Yani insanlar istifade etsin diye vakit ayırıp da. Yani onu da söyleyeyim. Yani 64 yaptığım zaman eğer DDR to DDR yani data transfer yapıyorsanız sıkıntı yok bu CDMA'de. Fakat on chip RAM ve blok RAM'e bir tane erişim istiyorsanız bu CDMA ile ben 32 bit de bunu yapabildim. 64 de çalışmadı. Onu da söyleyeyim. Şu an burada 64 ama ben 32 ile de denedim. Ayrıca interrupt'ı da fabric interrupt şeklinde şu 16 tane PL'den PS'e interrupt'ı da enable ettim. Ve interrupt'ları da şu şekilde bağladım. Şu interrupt pini şuradan CDMA interrupt var. Yani DMA transferi tamamlandığında interrupt veriyor. O yüzden bunu da buraya bağladım. İşte CDMA ile ilgili şurası. Aynen. Pardon. Az önce biraz hata yaptım aslında. Şurayı 64 bit tuttum. Bakın şurayı. Şimdi tekrar hatırlıyorum. Ben bunu yapalı biraz zaman geçti. Şurayı 64 bit tuttum. Bunda sıkıntı yok. Fakat Central DMA'yı 32'de tuttum. Yani bunu 64 yapamadım.
Write read data bit. 64 yaptığımda çalışmadı. Yanlış söyledim az önce. Yani Zinc'teki tarafta 64 bit high performance bus. Fakat DMA tarafında 32 tutabildim. Yani DMA'yı yani şurayı 32 bit kullanabildim. Belki de RAM controller da 32 olduğu için olabilir. Yani tabi bu aslında adres var. Write data. Yani write data 32 tabi burada. Onunla alakalı da olabilir yani şu an düşündüğüm zaman. Eğer ki data bit'i 64 yapsaydım muhtemelen o zaman çalışacaktı. Şurayı da 64 yaptım da. Bunu deneyebilirsiniz. Size bırakıyorum. Yani şurayı 64 yapıp şurayı da 64 yapmadığım için sıkıntı çıktı sanırım. Bunu 64 yapıp depth'te de değiştirseydim belki de 64 blok RAM'e de yazacaktı. Aklınızda bulunsun yani. Ben böyle bir şey yaşadım. Size de aktarıyorum ki sıkıntı çıkmasın. Dediğim gibi adresler tanımlı. Bu şekilde. Sonrasında ne yapıyoruz? Aslında export block design dediğimde benim şu Vivado tasarımını Tickle Script olarak oluşturuyor. Yani şunu oluşturacak bütün Tickle Script'i yazıyor. System.tickle diye. File export hardware dediğinizde zaten bu XSA dosyasını oluşturuyor. Bu Vitis'te kullanılıyor. Project Write Tickle dediğinizde sadece block design değil, diğer bütün ilgili Tickle'la ilgili yapılan komutları hepsini ekliyor ve onunla ilgili de Tickle Script'i oluşturuyor. Ve bu Tickle Script'i siz alıp source deyip bu Tickle'ı gösterdiğinizde şurada Tickle konsolda o zaman çalışacak. Yani sizi bu proje sıfırdan ürettirecek. Dolayısıyla onları da GitHub'a koydum. Onu da göstereyim. Şuradan erişebilirsiniz ona. Zinc SoC Hardware Software Design ders 15. Ve burada bakın System Tickle var. Bir de Zinc Axie CDMA Tickle var. Ve bu System Tickle Block Design'ın oluşturacak olan Tickle. Az önce o Write Block Design, Export Block Design dediğimdeki. Bakın bütün konfigürasyonlar hepsini buraya Tickle Script olarak ayarlarken Zinc Axie CDMA Tickle'da bütün projeyi oluşturacak olan Tickle Script. Tamam. Ben bunları paylaştım GitHub'da. Bunları erişebilirsiniz. C kodunu da göstereceğim. Onu da paylaştım GitHub'da. Bir de Linker Script'i biraz değiştirmem gerekiyor. Şurada bir MBA section tanımladım. 10 chip memory, 10 chip RAM için bir de block RAM için ekstra section'lar tanımlıyorum ve C kodunda o section'ları da array tanımlayıp oralara yazma okumasını sağlatıyorum aslında. O yüzden bunu da koydum. Yani bunu alıp ders 15, ders 14'ü de koymuştum. Bunda da yine benzer aslında. Burada eksi şeyi de koymuşum. XSA'yı. Burada koymamışım. Zaten kendiniz export edebilirsiniz onu da. Burada export diyorsunuz. İşte file, export, block design derseniz şunu tickle olarak system tickle. Hardware derseniz de Zinc Axie CDMA tickle oluşturuyor. Pardon, Project Write Tickle dediğinizde bunu yapıyor. Export Hardware dediğinizde işte XSA include bitstream demeniz lazım. Bu XSA dosyasını System Wrapper XSA'yı buraya bir yere export ediyor. Ben bunu yaptım zaten. Ve o şekilde Vitis projemi oluşturdum. Şu XSA dosyası Hardware. Şurada bit de var, XSA da var. Bunlar lazım proje için. Ve burada da bir tane C kodu aslında. Zinc Axie CDMA Tutorial diye. Aslında bu PSDMA'den çok farklı değil. Sadece PSDMA IP yerine burada ne tanımladım? Yani şuralar aynı. DMA Transfer Size. Burada tabii bir de Interrupt tanımladım. Orada Interrupt kullanmamıştım. DMA olarak da bakın burada X Axie CDMA tanımladım. Instance olarak. Tamam. Sonra işte Block RAM ile ilgili adresleri tanımladım. 10 chip memory'nin alt adresini kullandım. İki tane var. Bir altta, bir yukarıda. Biri 128. Diğeri de işte biri
192, öbürü 64 megabayt sanırım. Neyse, 10 çip. Zinc 10 çip RAM ne kadardı ya? Zinc 10 çip RAM yazınca da yine benim video çıkıyor. Evet. Neyse, 256 kilobayt ya, megabayt olur mu ya? Bir dakika. Zinc OCM size diye. 256 kilobayt. 256 megabayt mümkün değil. Tamam. Bunun 192 kilobaytı üst, yani sıfırıncı adreste, en alt adreste de 64 kilobaytı var. Onu böyle ikiye bölülü. Onu bakmak lazım. Tamam. Tamam, 256 kilobaytta 10 çift RAM var. Ve bu şekilde şey tanımladım. Source DDR'da tanımlanıyor. Yani hiçbir şey demezseniz, unsigned char ve array tanımlarsanız, işte 32 kilobaytlık. Bu zaten DDR3 dediğimiz main memory'de tanımlanıyor. Destination DDR dediğim de main memory'de istiyorum. On chip için şu attribute'u kullanıyorum. Bu linker script'te tanımladığım on chip memory section tanımlamıştım. Bir de block RAM section. Onları burada, yani bu array'leri orada tanımla diyorum. Ve bunlara da bir pointer tanımladım bu şekilde. Ondan sonrası bir şey değil yani. Bir önceki videoyu lütfen izleyin. Yani bunu ilk defa izliyorsanız bu DMA'yı, bir önceki videoyu izlerseniz orada daha detaylı açıkladım. Burada sadece göstermek istiyorum. Şimdi Z-Board'u ben bağladım. Gücünü açtım Z-Board'un. JTAG, USB JTAG bağlı. Gücü de var. Şimdi bu programı çalıştıralım. Debug edelim ve debug sonunda ne yapıyorum? 32 kilobaytı bir LFSR random number generator yazdım. Pseudo random generator. Hani bu ne yapıyor? Bir seed alıyor ve aslında sürekli random bir number generate ediyor sürekli. Ve bunu yazıyorum. İşte interrupt handle etmek için callback. Sonra interrupt'ı, yani tabii interrupt'ı da ayarlamanız lazım. Bunların falan zaten standart kodlar bunlar. Hani çok farklı değil. Şu connect'le bağlıyorsunuz işte DMA'nin interrupt'ını. Ne yapıyorum ben burada? 4 tane transfer gerçekleştiriyorum 32 kilobaytlık. Bir tanesi DDR'dan DDR'a. Access CDMA'yı kullanaraktan. Yani DDR3, DDR3 dışarıdaki DDR RAM'e. DDR'dan on chip memory'ye, Zinc'in üzerindeki. DDR'dan blok RAM'e, yine Access CDMA'yı kullanaraktan. Diğeri ise DDR'dan DDR'a ama CPU Load Store Instructions, yani direkt bir for içerisinde şurada döndürüyorum. For 32 kilobayt destination eşittir source. Ve bunların timer'la ölçüp en son hepsine bakıyorum. Ve hadi bakalım çalıştırmaya çalışalım. Bismillah. FPGA'yı programladı. Mavi led yandı FPGA'nin. Başladı. Debug koydum şeyin sonuna. Çalıştı ve geldi. Ve buradan baktığımızda DDR haberleşmesi 85 mikrosaniye. Yani 32 kilobaytı DDR'daki bir adresten DDR'daki bir başka adrese yazmak 85 mikrosaniye sürmüş. DDR'daki bir 32 kilobaytlık memoride veriyi on chip memoriye yazmak 84, hemen hemen aynı. PSDMA'de de benzerdi. Block RAM biraz daha fazla, 125 mikrosaniye. Bunu direkt for'la yaparsanız 32.200 üzeri, yani işte 32 kilobayt ne yapıyorsa işte 2 üzeri 15. 2 üzeri 15 şey kadar bir for'da döndürürseniz o zaman 19 milisaniye sürüyor. Ve o sırada işlemci hiçbir şey yapamıyor ve sizin bu kıymetli 20 milisaniye sırf 32 kilobaytı oradan oraya aktarmak için geçiyor. Burada ise tam tersi, bu 85 mikrosaniye boyunca işlemci bir iş yapmıyor. Sadece birkaç register set ediyorsunuz DMA'de. Bakın o da şu. Source destination şurada. Sadece DMA'de şunu diyorsunuz. Access CDMA simple transfer diyorsunuz.
O da şu işte DMA şunu kullan, source'a şu, destination adresi burası, size bu kadar, callback şudur deyip bir instruction'la register'larına yazıyorsunuz DMA'in. Sonra DMA bunu hallediyor ve done olana kadar bekletiyor. Bu arada siz tabi işlemci olarak başka şeylere devam edebilirsiniz. Yani burada yapmazsınız da bunu ben burada bilerek beklettim aslında. İşlemci burada algoritmayı işlemeye devam eder. Bir interrupt'la alırsınız bir yerde. Interrupt'ı alaraktan onun sonucunu ha, tamam bitmiş dersiniz. Yani çeşitli burada tabi şey yapıları kullanabilirsiniz. Scheduler tarzı. Ve bunu da göstermiş oldum. Hani çok da uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi GitHub'da da hem C kodu hem linker script hem de tickle scriptler var. Bu GitHub'dan da alabilirsiniz. İnşallah bir sonraki derste de Axis Stream protokolü, Axis Stream interface ile de bir proje yapıp onunla da çeşitli transfer, data transfer gerçekleştirip acaba nasıl bir performans sağlıyor diyor. Dediğim gibi burada 32 bit olarak şu genişliği tuttuğum için Axis CDMA'in performans 85, yani PSDMA'den bile düşük. PSDMA'de 70'lerdeydi. Bunu 64 yaptığımda 80 değil de böyle 40 mikrosaniyelerde falan bu işi yapıyor. Yani aslında daha hızlı PSDMA'den, bayağı daha hızlı. Ama dediğim gibi burada blok RAM ve on chip RAM yazışında ki bunlar da normalde pek yazmazsınız. Hani daha çok DDR to DDR haberleşme olur normal bir uygulamada. Çünkü DDR çok büyüktür. Diğerleri pek şey değildir, kullanılmaz. Ama ben tabii böyle PSDMA'de öyle bir test yapmıştım. Burada da yapmak istediğim için. Burayı 32 tutmak zorunda kaldım. Siz deneyebilirsiniz. Bunu 64 yapın. Şu bir RAM kontrolleri de 64 data bit yaparsanız belki de çalışır. Ayrıca ben bunu İngilizce olarak da postlamıştım. Ona da yani şeye de bakabilirsiniz aslında tutorial şeklinde. Nereye gitti? Şu şekilde bunu bu Zinc PSDMA diyor. Ha şu. Benim web sitesinde de var. Burada anlattım aslında. Şudur budur. Biraz daha benzer şeyler ama sözlü. Yani diyelim videoyu izlediniz sonra yapmak istiyorsunuz. Burada biraz daha adım adım anlattım. Buraya da bakabilirsiniz. Benim web sitesindeki son post. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.